Olomuç'tayız. Olomuç, Çek Cumhuriyeti'nde bir şehir. Çok büyük, güzel ve büyük bir şehir. Burası, şu arkamda gördüğünüz heykelle başlamak istiyorum. Bu Kutsal Teslis heykeli olarak, sütunu olarak geçiyor ve 2000 yılından beri bu UNESCO'nun koruması altında bulunan bir sütun. Baktığınızda gerçekten çok ciddi anlamda ayrıntılar barındırıyor üzerinde ve çok güzel bir heykel. Burayı biz çok sevdik. Meydanlarda acayip güzel heykeller, havuzlar ve mimarisi şahane. Şimdi devam edelim. Ha, bu arada burası Brno'dan önce Moravia eyaletinin eski başkentiymiş. Ancak şimdi bu değişmiş. Brno bu başkent olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burayı gezmeye devam edelim. Hatta şu arkamızdaki binadan bahsedelim. Bu arkamızdaki bina da belediye binası. Belediye binasının altında da şimdi oraya doğru gidiyoruz zaten. Astronomik saat bulunuyor. Astronomik saat de buraya gelenlerin çok ilgiyle gözlemledikleri bir yapıt. Belediye binasının bir bölümünde bulunan bu astronomik saat 15. yüzyılda inşa edilmiş ve 1955 yılında son güncel halini almış. Dünyadaki sayılı güneş saatlerinden biri olduğu kabul ediliyor bu saatin. Bir diğeri de Prag'da. Onun da çekimlerini yapacağız gittiğimizde. Olomouç'ta inanılmaz bir havuzun ve heykellerin olduğu bir meydana geldik. Ya o kadar çok ayrıntı var ki bu arkamızdaki havuzun heykellerinde. Şimdi gidip biraz size onu göstermeye çalışacağım. Karşıda da UNESCO'nun koruma altına aldığı değişik bir yer daha var. Şimdi ilk önce buradaki su içilen bir çeşme var. Çeşmenin ayrıntılarını göstereyim. Bakın bu çeşme, çeşmenin ayrıntısı. Kaplumbağa var. Burada gemiler var. Burada bir harita var. Burada küçük gemiler var. Yunuslar var burada. Gemilerin üstünden atlayan. Burada karşıda o UNESCO'nun koruduğu heykel var. Şimdi size bu havuzdaki heykelin ayrıntıları. Kızı görüyorsunuz. Kızın arkasında kaplumbağa. Fakat kaplumbağanın sanki boynuzları çıkmış. Eteğinde deniz kabukları var kızın. Saçında da balıklar var. Burada da büyük bir kaplumbağanın üstünde sanki kaplumbağa dünyayı üzerinde taşıyor. Aşağıda dalgıç gibi sırtında kaplumbağa olan, yani yunus taşıyan tasvirler var. Yukarıda balıklar. En üstü dünya sanırım. Bunun öyle düşünüyorum. Ağaçlar. Aşağıda da denizin yaşamı. Kaplumbağanın da sırtında kafa figürleri var. Nasıl, çok iyi değil mi? Çok, çok iyi. Gerçekten. Ben bu kadar ayrıntılı heykeller görmemiştim. Topuğunda yunuslar var. Sırtında da var. Sırtında da var. Saçları da var, balıktan oluşuyor. Evet. Yunus'un kuyruğuna balık girmiş burada.
balıklarla tutuyor. Balığın sırtından insan şapkalı insan kafası çıkmış. Balığın da üzerinde bakar mısın? Bir sürü şey var. Evet. Çok güzel. Bayıldık. Harika. Hadi devam edelim. Meydan gerçekten çok büyük. Yılbaşı, Christmas marketleri burada çok şahane olur bence. Aslında bir dahaki turda burası değerlendirilebilir. Meydan gitgide büyüyor. Ve sürekli bir heykel, bir havuz. Ama bu heykel bayağı... Bu acayip bir şey ya. Yani heykel değil bu. Vallahi yaşarım ben bunun içinde. Sinem video çekerken ben gene yaramazlık yaptım. Dondurma aldım. Ama bunların dondurmaları gerçekten güzel. Şimdi değil mi? İtiraf et. İtiraf et. Tamam çok güzel de ya bu soğukta ne alaka? İtiraf et çok güzel. Restore edilen birçok kilise var. Bu da onlardan bir tanesi. Çok büyük bir kilise. Şu karşıda da şehir müzesi bulunuyor. O da tadilatta. Tam biz evet. Aa, kahve içer misin? Size kahve ısmarlayayım. Aslında olabilir. Hava neden almasın? Ya. Güzel olur. Hayır. Hava gerçekten çok soğuk. Binaların soğukluğu da üzerimize geldi. Gölgede ara sokaklarda yürürken kahve iyi geldi. Teşekkürler. Kahveyi aldık. İyi oldu. Vallahi. Şöyle söyleyelim. 2 kahve 100 lira. Yani Türk parasıyla buranın parası aynı. Evet 100 lira. Türkiye gibi hemen hemen. Kahve satan yerler var. Küçük böyle bisiklet üzerinde kahve makinesi olan. Gayet güzel. Yine bir küçük meydan ve tabii ki de havuzlu bir heykel. Heykelli bir havuz olacaktı o. Soğuktan beynim dondu. Burada bak burada heykeller, da heykeller, ejderha, deniz. Evet evet. Balıklar. Güzel. Şehir çok büyük. Hangi tarafa gideceğimizi şaşırdık. Şimdi sola doğru devam edeceğiz. Şurada renkli bir kilise var. Ona doğru gideceğiz. Morala.
Kostel Goraz'daymış burası da. Renkli bir yapı. Diğerlerinden çok daha farklı. Bakalım açık mı? Maalesef. Kapı duvar. Ne biçim bir şehir ya? 2 dakika yürüyemedik. Devamlı heykeller, sanat eserleri, tarih, resim çek, video çek, reelslik çek. Of ya, yoruldum vallahi. Burada da atlar çıktı. Karşıda kilise gene. Ama şurada bir tane şey çeker misin? Şeyci var, börekçi var. Orayı çok güzel. Ben oraya gidiyorum. Greek grill'in yanında. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Börekçiye gidiyorum. Herkesin derdi başka. Olomouç'u gezmeye çalışıyoruz fakat 34 tane görülecek yer var. Biz çoğunu görmeye çalıştık. Şu anda buradayız. Bu kadar çok tarihi yapı bulunuyor. Şu anda buradayız. Şuraya kadar gittik. Burada gene bir yeşil kiliseyi gördük. Şimdi geriye geldik. Burada kahve içtiğimiz yer var. Buradan da aşağı ineceğiz. Karavanımız da buralarda bir yerde, şurada bir yerde, park yerinde şurada. Olomouç Müzesi. Şurada sallanan bir adam var. Görüyor musunuz? Yanındaki müze de aynı şekilde devam ediyor. Burada 3 tane müze yan yana. Bunları da görebilirsiniz geldiğinizde. Tarihini anlatan bir müze. Meydanlardaki tek bir havuz dışındaki bütün havuzların suları şu anda boş. Hava şartlarından dolayı donma riskine karşı bunları boşaltıyorlar ama yaz aylarında bunlar şırıl şırıl oluyor. Olomouç şimdiye kadar gezdiğimiz en keyif aldığımız Çek şehirlerinden bir tanesi oldu. Gerçekten öyle. Mimarisi, havuzları, heykelleri, meydanları, kiliseleri. Evet, yani her muhteşemdi. Her sokakta ayrı bir güzellik var gerçekten. Yani burada. Binaları, her şey çok güzeldi. Vallahi iyi ki gelmişiz. Bu kadar beklemiyorduk. O yüzden çok şaşırdık. O kadar çok beğendik herhalde. Çok güzel bir şehirmiş, çok büyük bir şehirmiş. Yürüyerek dolaştık ama çok keyifliydi. Bence herkes gelmeli. Daha Prag'a gitmedik ama şu ana kadar gördüğümüz en güzel şehir. Zaten buralarda şehirler birbirine yakın. Eğer Çekoslovakya'ya gelip Prag'a uçarsanız bir araba kiralayıp bir 3-4 günlük rotayla bu şehirleri, kasabaları gezmeniz mümkün. Kesinlikle. Bence yapılmalı. Evet. Değer. Hoşçakalın. Bay bay. Günündeyiz ve 8. günde Olomouç'tayız, değil mi? Olomouç'tayız ve çok mutsuzuz ya. İlk defa otoparka para veriyoruz. Evet, 8 gündür hiç para vermemiştik ama Olomouç'ta güzel bir otopark bulduk. Burası şu karşıda gördüğünüz polis merkezinin hemen yanında. Şurası polis merkezi. Burada bir nedir bunun adı? Luna Park var. Ve burası, biz geldiğimizde dün akşam giriş yaptık biz buraya. Giriş yaptığımızda bomboştu. Tek araba bizdik. Evet, burası gece 00'dan sonra girerseniz 24 saati 150 kuno. Yani 150 lira bizim paramızla. İlk 1 saat 40 lira, 2 saat 80 lira. 2 saati açtı mı gene 150 lira. Ama mesela akşam 10'da girdiniz. Parayı verdiniz. Ertesi gün 24 saat 00'da sıfırlanıyor.
Karşıda da bir alışveriş merkezi var köprünün ayağında. Oraya da yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Bizce yani burası kalmak için Olomouç'ta en güvenli yer. Eskişehir'de hemen polis merkezinin yanından aşağı doğru yürüyünce 300 metre. Evet, 300 metre sonra yürüyüş mesafesinde ulaşabiliyorsunuz Eskişehir'e. Evet. Şimdi oraya gideceğiz biz de. Gelmek isteyenlere tavsiye edilir, burası gayet güvenli bir yer.